Hadi bakalım. Anlattıklarımı aynen yap bacım. Hadi bakalım. Çok iyi. Haydi bismillah. Hadi bakalım. Hop. Ne yaptın be oğlum? Ne yaptın? Of be baba. Ya abi anlamıyorum ya. Sanki bu reklamda ben oynayacağım. Niye beni kobay olarak kullanıyorsun abi ya? Bak bacım, ben sana aslında bunu sürpriz yapmak istiyordum ama galiba artık söylemenin zamanıdır. Evet. Bu reklamda ben seni oynatmayı düşünüyorum. Ne? Yani reklamda ben mi oynayacağım? Evet, bu reklamın orijinalinde oynayan çocuk biraz embesil tipli biri. Yerli versiyonunda da ona uygun biri olması lazım. Embesil mi? Yani şimdi ben o çocuğa mı benziyorum? Ya, maalesef bağcığım. Evet Masar, nasıl gidiyor? Daha önemlisi sen kendini nasıl hissediyorsun? İyiyim Önder Bey. Çalışmak çok iyi geliyor. İşe dalınca her şeyi unutuyorum. Evet, tabii hayat devam ediyor. Ama ben Menkıbe hanımefendiyi bir türlü unutamıyorum. Ah ah, onun için ne güzel planlarım vardı. Ama kısmet değilmiş. Devrimde kısmet olmadı zaten. İstediğimiz hiçbir şey olmuyor ki. Ah, yiğidim aslanım. Vay be, şu işe bak. Önder Bey gerçekten de aşk ve devrim adamıymış. Selam. 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 Ben Masar Bey'i görmek istiyordum. Buyurun. Beni. Ben Şaheser Kozmetik firmasının sahibi Şaheser Bıngıl'ım. Ya öyle mi? Çok memnun oldum Şaheser Bıngıl Hanım. Buyurun, size nasıl yardımcı olabilirim? Bugün içimden sanki bir ses bana şöyle dedi. O ses benim sesimdi. Generation Reklam Ajansı'na git ve şirketin bütün reklam işlerini oradaki yakışıklı reklamcı Masar Bey'e ver dedi. Çok ilginç. Ben de içimdeki sese kulak verdim ve size geldim. Ses Menkıbe Hanım'ın sesi olunca herkes kulak verir tabii. İsterseniz birlikte yemeğe çıkıp işi detaylarıyla konuşalım ha? Ne dersiniz? Evet, olabilir. Çok iyi olur. Zaten yemek saati de gelmiş. Buyurun, çıkalım şuradan. Buyurun. Kızlar, ben doğal olarak yemekteyim. Vay be, mahzardaki şansı görüyor musunuz? Artık bu kadarına eşek şansı denir. Zengin ve güzel bir kadın mahzarın ayağına kadar geliyor. Evet, garip bir durum. Mahzar! Aa, yok. Evde de yoktu. Make-up cadısı yine bir şeyler mi tezgahladı acaba? Ben de reklamlarda oynamaya başlayınca böyle Masar abiye geldiği gibi güzel kızlar gelip beni kendiliğinden yemeğe davet ederler mi acaba? Yani Menkıbe Hanım teyzenin öldüğünü bilmesem o buldu diyeceğim ama artık kadıncağız da yok ki. Masar'da şeytan tüyü var herhalde. Vay vay vay. Durum şimdi anlaşıldı. Masar'da şeytan tüyü değil, şeytan anne var. Kusura bakmayın ama benim de adım Ruhsar. Aman da aman da aman. Benim mini kuşum müstakbel eşiyle yemekler de yermiş. Afiyet bal olsun. Şifa olsun benim şehzademe. Demek koca bir kozmetik şirketi sizin ha? Ne güzel. Evet. Babamı erken kaybedince mecburen patronuç olmak zorunda kaldım. Ya üzüldüm. Ben de yakın zamanda annemi kaybettim. Başınız sağ olsun. Ama hayat devam ediyor işte. Bizler hayatı devam ettirmeliyiz, öyle değil mi? Öyle tabii. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Dünya gözüyle evlendiğini göremedim ama merhum gözüyle görürüm belki. Sizin şirketin de reklam ve tanıtım konusunda çok iyi olduğunu birkaç kişiden duydum. Hay, hadi oradan. Ben sana söylemeseydim senin haberin bile olmayacaktı. Teşekkür ederim, sağ olun. Oğlum kız sana iltifat ediyor. Sen de ona iltifat etsene. Anne, sen. Ben ya. Evladım, kızcağız sana ne güzel laflar söylüyor. Sen durmuş Kemal Sunal, Kemal Sunal bakıyorsun. Sen de ona güzel bir şeyler söylesene. Ama dur, önce bir jest yapalım. Bunu nasıl yaptın? Bende biraz... Sihirbazlık vardır da ya. Hadi bakalım. Şimdi de bir iki tatlı söz. Şaheser Hanım, şu anda ne düşünüyorum biliyor musunuz? Bilmem. Ne düşünüyorsunuz? Gözlerinizin güzelliği karşısında hiçbir şeyi düşünemediğimi. Eğer biraz daha o güzel gözlerinize bakacak olursam, okyanus derinliğinde sarhoş olacak gibiyim. Çok naziksiniz. Ha şöyle. Ama burada kalmasın. Devam et, devam et lütfen. Gözlerinizin içinde hapsolmayı çok isterdim. Hem de bir müebbet mahkumu olarak. O kadar güzelsiniz ki, ben sende tutukluk aldım şarkısı sizi düşününce oyun havası gibi geliyor insana. Hop hop, ne
etmedim be. Ruhum? Edilecek insan var, edilmeyecek insan var. Görürsün sen şimdi yeni etme ruh. Biraz sonra oğlunu hiç tanıyamayacaksın Menkibe Hanım. Ruhsar yapma, benim bir suçum yok ya. Nerede kalmıştı şu kızlar ona? Şu kızlar hanım, ben hep senin gibi bir ovradım olsun istemişimdir. Ben ovradın bungıldığını severim. Ya gösterip ben pardon. Nasıl, göğüs kıllarım güzel mi? Seni toprağı etti mi? Oran buran fıkır fıkır kaynadı mı? Masar Bey, ne oldu size böyle? Yavrum benim aslım budur. Sen şimdi oradan kudur. Aha. O ayak parmak aralarım ne biçim koşunuyor ya? Yok karnım acıktı biraz ya. Şuna... Kornum acık, gösterip böyle. Yeter artık, daha fazla dayanamayacağım. Allah'ın krosu. Seyretmeye dalıp kızın yanında düzeltemedim masarı. Kızım dur, nereye? Bak düzeltiyorum masarı. Allah Allah, ne oldu bana ya? Seni mendebur seni, her şeyi berbat ettin. Yok canım, şuna bak, hem suçlu hem güçlü. Bıraksana be artık oğlumun yakasını, aman! Ne mikrop ruhmuşsun sen? Asıl mikrop sana benzer. Bırak kocamın peşini. O benim oğlu. Benim de kocam. Ana gibi yar olmaz, Bağdat gibi diyar olmaz. Senin ondan haberin var mı? Ben onu doğurdum, emzirdim, 9 ay karnımda taşıdım. Böyle pes pembe, toz toparlak bir çocukcağız çıkmıştı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Ruhsar'cığım ölmemiş. Helal.